Herkese merhaba. Bugün yine en güncel müzik haberleriyle karşınızdayım. Programımız başlıyor. Şair, besteci ve şarkı sözü yazarı Nick Cave'in oyuncağını yaptılar. Los Angeles'lı Plastic God takma isimli bir sanatçının yaptığı Nick Cave figürleri 9 Temmuz'da San Diego'da başlayacak Comic Con fuarında tanıtılacak. Figürlerin en dikkat çekici özelliği ise Cave'in şarkılarından yola çıkarak tasarlanmaları. Tasarımlara yol gösteren şarkılar arasında Tupelo, Red Right Hand, The Ship Song ve Babe You Turn Me On gibileri var. Bob Dylan'ın klasik albümü Blood on the Tracks'in New York'ta yapılan test baskısı plağı 12 bin dolara satışa çıktı. Nadir plaklardan biri olan albüm 1975 tarihinde yayınlanmıştı. Amerika listelerinde 1, İngiltere'de ise 4 numaraya çıkan albüm önce 1974'te New York'ta kaydedilmişti. Sonuçtan memnun olmayıp albümden 5 şarkıyı Minneapolis'te tekrar kaydeden Bob Dylan, albümün bu versiyonunu yayınlama kararı almıştı. Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. En son 11 yıl önce yine caz festivali kapsamında İstanbul'da sahne alan John Baez, 1 Temmuz çarşamba akşamı bir kez daha İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Kardeş türkülerin açtığı konserde Baez, John Lennon'dan Imagine, The Animals'dan House of the Rising Sun, Bob Dylan'dan Blowin' in the Wind gibi şarkılarını yorumladı. Baez, Gracias a la Vida ve Diamonds and Rust gibi efsane şarkıları da seslendirdi. 74 yaşındaki sanatçı, Nazım Hikmet şiiri Hiroşima'dan Zülfü Livaneli'nin bestelediği Kız Çocuğu şarkısında Türkçe söyledi. Dona Dona parçası arkasında ise kendisine kardeş türküler eşlik etti. Dünyanın en başarılı progresif rock gruplarından Yes'in kurucu üyesi ve bas gitaristi Chris Squire yaşamını yitirdi. Yes'i solist John Anderson ile birlikte 1968'de kuran Squire, grubu bu kadar zaman ayakta tutan isim olarak görülüyor. Squire'in ardından grup arkadaşları grubu bunca yıl zamp gibi bir arada tutan Chris, dünya çapında pek çok bas gitariste ilham kaynağı oldu. Kendisi inanılmaz bir şarkı yazarıydı, iyi huylu ve arkadaş canlısıydı, onu çok özleyeceğiz dedi. Uluslararası düzeyde bu yıl 12. kez gerçekleştirilen Gümüşlü Klasik Müzik Festivali, Karşıyaka Oda Orkestrası'nın müzik ziyafetiyle Bodrum Antik Tiyatro'da açılışını yaptı. Şef Rengim Gökmen'in yönetiminde piyanist Gülsün Onay ile birlikte sahne alan Koda, binlerce sanatsever tarafından ayakta alkışlandı. Her yıl birbirinden ünlü isimleri Bodrum'a getiren festival, klasik müzik severlerin yoğun ilgisiyle başladı ve 2 saat süren konser izleyicilere unutulmaz bir gala gecesi yaşattı. Koda, izleyicilerin yoğun isteği üzerine bir parça daha çalarak geceyi sonlandırdı. Model, aktris, şarkıcı ve moda ikonu olan 1980'lerin unutulmaz ismi Grace Jones, otobiyografik kitabını yayınlayacağını duyurdu. Alt başlığı I'll Never Write My Memoirs, yani hiçbir zaman anılarımı yazmayacağım olan kitapta Jones, Jerry Hall'la oda arkadaşlığı, Andy Warhol'la olan işbirliği gibi anılarına yer veriyor. Gallery Books'tan 29 Eylül'de yayınlanacağı belirtilen kitabın kapağı da dün ortaya çıktı. Jones kitabı için yaptığı açıklamada, Art Groupie şarkımda hiçbir zaman anılarımı yazmayacağım diyordum fakat bu uzun zaman önceydi. Ben yazmasam başkası yazacaktı dedi. Bu haftalık da Motto Müzik Haberleri'nin sonuna geldik. Haftaya yine en güncel müzik haberleriyle ben karşınızda olacağım. Kanalımıza abone olmak için burayı ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek içinse burayı tıklamanız yeterli. Haftaya yeniden görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.